Hoş geldiniz hayvanseverler. Bugün tavuk çiftliğindeyiz. Tavuk çiftliğinde bir vlog tarzı çekecektim. Hayvanları kontrol ediyoruz. Nasıl örnek olarak 300 tane hayvanı kontrol edebiliriz ya da 100 tane, 50 tane. Yani 20'nin üstünde diyelim. Onu sizlere güzel bir şekilde anlatacağım. Hayvanlara biraz daha solucan vereceğim. Ayrıca de birazcık hayvanları izleyeceğiz. Arkadaşlar ilk öncelikle böyle söyleyeyim sizlere. Umarım net gözüküyorumdur. Bakın hayvanlar üstüme doğru geliyor. Böyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu hayvanlar yanıma geldiği için kolay bir şekilde hayvanları görebiliyorum. Hastalıkları var mı yok mu? Yeşillik atıyorum. Yeşillik atarken uçuşuyorum. Mesela bakıyorum ki örnek olarak nasıl söyleyeyim. Bu köşe tarafta. Taşın altında bir hayvan civciv takıldı gözüme. Hasta mı değil mi? Göz önüne geliyor. Bazen böyle bilerek uyuyorlar. Rahat buldukları için. Hasta gibi gözüküyor. Hayvanın ayağı toparlıyor. Ya taşın altında ezilmiş ya da hindiden dolayı, genelde hindi direkt koştuğu için ayağıyla eziyor farkına varmadan. Büyük ihtimal ezilmiştir. Birazdan onu kontrol edeceğim. Rahat yeri buldu. Ben de hayvanlara biraz solucan vereyim. Tekrardan bir şifalansınlar gariplere. Bir kendilerine gelsinler. Bir dua etsinler gerçeğe. Derdim niyetim o. Bakın arkadaşlar. Yani bu hayvanlar maşallah öyle bir hayvanlar ki ya insan rahat durmaz mı ya? İnsan bir kendine gelmez mi? Bir beklemez mi? Bu hayvanlarda hiçbir şey yok ya, bekleme tarzı, ne bileyim yani, bir saygı yok ya. Ben hayvanlara yemek veriyorum, beklesinler ya, zaten yemeklerinde, beklesinler ki bizler daha iyi çıkarabilelim. Şimdi bunlar yüzünden fazla çıkaramayacağım, en içinden böyle atayım, onlar oraya uçuşurken ben yine ezildi, hayvan ezildi. Bakın maşallah 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 maşallah. Ooo, birbirlerini öldürmek üzereler ya. Bakın. Berekete bakın. Maşallah maşallah, bir tane de büyük oraya aldı. Kaşlı, deri de orada. Bunlar da arkadaşlar çok bağırdığı zaman onları kendi sesimle susturuyorum. Mesela izleyen nasıl bakacaklar buraya? Böyle yaptığım zaman hem hayvanlarla diyalog kurmuş gibi oluyorum. Hem de ayrıyeten de bağırmalarını kesiyorlar, susuyorlar. Bir türlü yakalayamıyorum arkadaşlar ya. Hayvanlara böyle gidiyorum. Ayaklarına bakmayın böyle küçük olduğuna. Yani bir koşmaya çalışalım. Bakın. Fırlıyorlar. Bak. Hızlılar maşallah. Diğer hayvanlar da incir ağaçlarında. Bir de arkadaşlar solucan da hayvanlara iyidir. Solucan. Bunlardan. Şimdi unuttum ismini ya. İsmi neydi? Arkadaşlar ismi dilimin ucunda da bir anda aklımdan gitti. Bunlar da iyi. İçini yiyorlar hayvanlar. Hayvan içini yiyor. Ayrıca da genelde kabuklarını kırıyoruz. Toz haline getirip de veriyoruz. Seviyorlar hayvanlar.
Bizler veteriner eşinde bakıyoruz, biliyorsunuz. Hem veteriner eşinde bakarken de ayrıyeten de temel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Biz bu hani nasıl söyleyeyim üzere çuvalı 200-300 TL olan yemler var ya, işte biz öyle besliyorduk başta. O da hayvanlar daha iyi gelişsin, kendilerine gelsinler. Mecburen civciv yemi veriyordu. Ama şimdi hayvanlar büyüdükçe bizler de bakın. Bizler de daha doğal şekilde beslemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz zaten ben kendimi övmek gibi olmasın, elimden geldiği kadar hayvanları en doğal ve en güzel şekilde beslemeye çalışıyorum. Çünkü büyüklerimden ne görürsem o. Şimdiki piyasadaki hayvanlar rahatsız. Yani örnek olarak hayvanlara bir yemek veriyorsunuz, bir civciv yemine alıştırıyorsunuz. O civciv yeminden buğdaya verin ya da arpaya dönüşün, kırık mısıra dönüşün ya da karışık yem vermeye çalışın, hayvan yumurtayı keser. Ama doğal beslediğiniz zaman hayvanları, ne olur? Hayvanlar hiçbir zaman yumurtayı kesmez. Biz Mardin'de beslediğimiz zaman küçükken evde yemek artıyordu, çöpe dökmüyorduk. Annem diyordu, al oğlum götür hayvanlara ver, tavuklara. Tavuklara veriyorduk, maşallah çok güzel yumurtalar da elde ediyordu. Ama şimdi piyasadaki hayvanlara bakıyorum, maalesef sanıldığı kadar da iyi değil. O yüzden de ben de bu hayvanlar üzerinden de bilgi aktarmaya çalışacağım. Çünkü ben bu mecraya girmiş sayılırım, girdim de. Şimdi de bu mecrada ismim zaten duyan duymuş, bilen de biliyor. Bu açıdan da daha güzel bilsinler beni, daha güzel tanısınlar, daha güzel eşe dosta sahip olalım. Biz kalbi temiz insanlarla muhatap oluyoruz, düzgün insanlarla. Umarım onlar da bize denk gelir, bizler de onlara denk geliriz bundan sonraki hayatımızda. Herkesin böyle bir insanlardan gelsin, güzel ustalarımızı tanıyalım, oturup çay sohbet edelim. En azından güzelim hayvanlar üzerinden bilgiler edinmiş oluruz. Çünkü kiminin bildiğini biz bilmeyiz. Bizim bildiğimizi kimse bilmez. Kimi der solucan zararlı, kimi der vitamin. Ben gözümle gördüğümü söylüyorum. Yani bir başkasından duyduğumu değil. Bir başkasının söylediğiyle hareket etmiyorum. Uyguluyorum, faydasını görüyorum. Ondan sonra tavsiye ediyorum. Zamanındandır bu solucan işini biliyordum. Hani her türlü konuda, yani dört dörtlük bir hayvana iyi geldiğini dile getirebilirim size. Kimi ise bu hayvanlar için, civcivler için kendileri evde solucan üretimi yapıyorlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani boşunuza parayla almayın. Toprağı ıslatın. Belirli bir süreden sonra zaten solucan oluşur. Ondan sonra harmanlayın. Harmanladıktan sonra hayvanlarınız yesin. Demek istediğim buydu arkadaşlar. Kalın sağlıcakla, herkese hayırlı beslemeler, üretimler diliyorum. Benim derdim bilgi vermek. Bilgi verdikçe içim rahatlıyor, huzur doluyorum. Çünkü her bilgi verdiğim zaman insanların bir duasını olsun, hayır duasını almak beni mutlu ediyor. Zaten sizlere demiyorum bana para verin. Diyorum ki videomu izleyin, faydalı buluyorsanız, beğeniyorsanız paylaşarak destek olun. Başka istediğim bir şey yok. Çünkü bu bilgileri genelde kimse vermiyor. Sizler veterinere gidiyorsunuz. Bizim de bu veterineri burada tutmamız, civcivler kendi elimizde büyüdüğü için ister istemez veteriner eşliği oluyor, gerekiyor. Neden? Bir güvence açısından. Hayvanlara bir şey olur, olmaz. Yani bir nevi sigortalatırıyoruz gibi düşünün. Güvercin konusunda da zaten ben veterineri önermiyordum. Ama her veteriner değil, bunu da söylemiştim. Sadece bildiğiniz sağlam, eş, dost veterinere güvenebilirsiniz. Onun dışındakilere bir şey diyemem. Mesela bana bile diyorum güvenmeyin. Ben uyguluyorum, görüyorum, sizlere anlatıyorum, hayvanları da gösteriyorum. Faydası oluyor. Sizler de öyle yapın. Bilmediğiniz şeyi asla uygulamayın hayvanlarınıza. Ölümler ard arda gelirse
insan çok üzülüyor, strese giriyor ve hevesi kırılıyor. Bu açıdan da bilmediğiniz şeyi asla yapmayın. Ben yapıyorum. Yani zararlı olmuş olsa ben o kadar hayvanlara asla vermem. Kimse bu zararı göze alamaz. Bu yüzden de faydalı ki tavsiye ediyorum. Fazla uzatmanın anlamı yok. Bir size zahmet. Beğendiyseniz bir beğenme tuşuna, abone ol butonuna tıklayarak, yanında da zil butonu var. Orayı da bir aktifleştirerek, paylaş butonundan da Faci olsun, WhatsApp olsun, istediğiniz platformlarda paylaşabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Şimdiden kalın, sağlıcakla diliyorum.